Baştan mı devam etselerdi? Valla Wargame'i de birçok kişi oynamıyor. Saldırı var. Ne saldırıyor? Rifle Division saldırıyor. Yalnız saldıran başka bir şey görmüyorum. Bu uçağın geleceğine alamet olabilir. Ben hemen şuradan bir Fighter Regiment'ım vardı. Hangisi adam gibiydi acaba? Şu arkadaki Fighter Regiment'ı alayım. Onun dışında topçu desteği almaya kalkarsam C fazında kullanabiliyorum topçu desteğini. O yüzden çok anlamsız olur. Bir de piyade yine ekle. Evet, karşısında uçak getirecek bu sırada. Hadi bakalım. Wargame'den bahsediyorsun, Paradox'un oyunu mu? Hayır. Bu da Paradox'un değil ki. Yapımcı Yujin arkadaşlar. Wargame'in de, Rouge'un da, Act of War'un da, Steel Division'ların da yapımcısı aynı. Dağıtımcıları hepsinin farklı yalnız. Adamlar nasıl bir şirketse devamlı leblebi gibi dağıtımcı değiştiriyor. Yolu güzel görüyor buradan. Diğer 75'liği mümkünse kendim için kullanmak istiyorum. Üf. Çok güzel görüyor burayı. Türkiye'nin. Belki en çok satın alınıp oynanan ülkeleri koymuşlardır. Belki. Şuraya da bir bunker, şu yolu görecek. Nehri geçmesinler diye de bir maksim. Ya ben hep şu bunkerları orman dibine koyuyorum çünkü çok güzel pusuya düşürebilir diye de AI ormanı kullanmadığı için problem çıkıyor yine. Umarım kullanır yani. Burası biraz sakıncalı. Buraya piyade ile başlatmam lazım. Bir bunkerlık daha yerimiz var aslında. Da buraya koyarsam pek bir şey görmeyecek. Buraya koyulur. Girişine bir siper attı da. AI ormanı evet pek kullanmıyor. Yalnız bana bıraktığı arazi de pek hoş değilmiş yani. Küfür edilecek bir arazideyim. Şöyle bakıyorum da neresinden tutsam elimde kalıyor arazi. Neyse. Çok da şikayetçi olmayalım. Bu taraf tutar diye düşünüyorum. En fazla buraya bir MG eklerim. Nerede o MG ya? Hangi birlikte? Şu sonuncu da geliyor ya.
Ya kökten uydurma kelimeleri söyleyip vallahi bana burada anlamlı bir cümle kuruyormuş gibi şey yapıyorlar. Bunun gerçek olduğunu düşünmüyorum ben. Biraz düşsene, bizi izleyen Finli biri var, anlıyor Türkçeyi falan. Ne cahil bu piç falan diye çıldırıyor olduğu yerde. Ama böyle de dil olmaz yani. Bu nasıl bir şey bu ya? Oğlum ben defansımı bile şeye hibe edeceğim ya, AI'ya. Tepeyi bu akıllıca savunamaz. Benim bir tane götü kırık eğitim var, onu da buraya yerleştireceğim. Hatta bir MG'yi de şu evlerden birine koyacağım. Bu pezevenk tutsun öyle yani. Onun dışında nereye abanacaktık? Şu tepeye. Evet. Şöyle şey yap. Bir topçu almamız lazım. Onu da şöyle alalım. Çok geriye atmayacağım topçuyu. Kurşun kamyonu pek yok. İki tane kamyon var bütün piyadelerde. O da çok rahatsız edici. Tamam, şimdilik böyle başlayalım olmadı ya. Fighter winglerimde bombardımancı var. Roket atıyor. Onun dışında bir tane fighter çağırayım. Başlayalım. Şunlar 5, şunlar 6. 6 bende kalsın. Aa, bunları yollamayı mı unuttuk? Bir nasıl kullanılır öğretimi yapalım Fighter'ı. Eğitim menzillerine giriyorlar. İlyushaları düşürmem lazım. Böyle şehirlerin bombalanması lüks kalıyor onları. İzin verirsek sıçar ağzım. Hadi aslanım. Oha, götünde silah mı var onun? Güzel çaktık. Hemen recon'u da çakalım. Düşmana göz açtırmak bize haram. Bu gördüğünüz çemberleri görüyor musunuz? Bu çemberlerin mantığı şu. Şu işaret varsa, telsiz radyo işareti, bu adamlar artilerinin atılmasına destek veriyor. Düşman hava kuvvetini yaşatmayacağız. O kadar. Hadi bakayım. Sen git evine. Eğer kudurmuş köpek ya da yanınızdaki AI neden sıçıyor? Ya birliklerle de alakalı bu sonuçta. Hani bütün suçu AI'ye atamazsın ki. Şimdi adamda piyade birliği varsa elindekiyle davranıyor. Karşıdaki mesela topçu oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Ona göre davranıyor yani bu. AI kötü değil bence. Yanımdaki AI. Ben geçinebiliyorum. Çok güzel. 4 uçak mı çaktık? Kaç oldu bu? Sayan yok mu? Pilotu baygınlık geçiriyor. Aha. Hadi aslanım, yap manevranı. Kaçmaya çabalayacak. İzin verme. İzin verme, izin verme, izin verme, izin verme. Aa, siktir kaçtı. Şu roketleri de şöyle atalım. Sen çekil artık. Valla patır patır, patır patır indireceğiz ipneleri. Nefes aldırmak yok.
Bir tane daha fighter getirdim hemen. Hadi oğlum düşür. Of. Götünün dibine kadar girmeyi bekleyip patır patır indirdi ya. Sen insan değilsin be. Aferin aferin. Hoşuma gittiği için böyle diyormuşsun. Aşağılamak için değil ama bayağı hoşuma gitti. Götünün dibine girdi. Takır 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 takır. Geçirdi mermileri. Aslanım benim. Tom Hanks'in yeni filmini gördünüz mü? Kruvazör olarak savaştıkları, denizaltılara karşı kruvazörle savaştıkları tarihi bir İkinci Dünya Savaşı filmi şeyi. Dirty Talk mu? Hadi oğlum döndür şu götünü manevra. Oh. Hadi bakalım. Düşmana uçak neden nasıl kullanılır öğreteceğiz. Bu filmi ben yazdım demiş. Ya Hamit bir siktir git. Mermileri var mı? 800-580. Hala cayır cayır mermileri var. Komünist kıçın mı? Kıç mı? Uçaklar iyi gidiyor aynen. Oo bir daha hadi. Takımladım bir de onları. Mümkün olduğunca da havada tutmaya çalışıyorum ki hani bombalamadan halledeyim ama işte. Akasya'da IMAX'te izlerim. İzler. Gerçi Dunkirk'ü öyle izledim biraz şeydi ama. Hayal kırıklığıydı ama. Şöyle döner misin? Dönmeyecek. Hızlandıralım ya. Hava savaşı dışında pek bir şey görmeyeceğiz gibi şu an. Siz geri gidin. Sen bir, sen iki oldun. Hızlı uçağı ben kontrol edemiyorum. Laps. Şurada düşman fighter üstünlüğe mi geçmiş? Koşun lan. Hadi aslanım atış yeme. Şu an çok güzel bir şeyimiz var. Düşmana karşı üstünlüğümüz var havada. Düşmana koz verdirtmeyin. 1917 evet ne oldu anlayamadım yani. O girmiyor bir türlü ülkede vizyona. Sinemacılarla alakalı bir sıkıntı var yani. Hemen manevranı yapıyorsan buraya gel. Duşka varmış orada o. AA galiba bu sırada. Aa aslanım benim nasıl da indirdi be. Gel. Devam. Ya bu gidişle gelse bile yetişmeyecek. Doğru diyorsun. Yine uçakta olun. Ha siktir lan ne oluyor? Aşağıyı kaybediyoruz anasını satayım havaya bakayım derken. Buralara piyadeler sızmış hep. Hiç aşağıya bakmadım havayla o şeydim. Haşır neşirdim bir baktım. Piyadeler yürüyor anasını satayım içeride. Oh pilotu bayılttı. İndirin şimdi onu. Bunları bir de bombalayalım etkileri kırılsın. Ya zaten oyun bittiğinde görebileceğim kaç uçak çakıldığını da. İzlemesi hoş yani. Indiana,
far doğru. Abi de inatla fighter yolluyor ya. Benim fighterlar da 2 yıldız yani. Uzman fighterlarım var havada. Aynen boşa harcıyor baya baya. Fighter'ım yok lan benim sahada. Oo, ilk defa fightersız. Yollayın. Varmış aslında. Lan şunu alsaydık bari. Takımlamaları bırakmıştım. Bırakınca biraz İşi biten çıksın. Biletim senden mi? Bir dakika, şu an çok ikna edildiğimi hissediyorum. Ya fragman biraz şey geldi bana yani. Gerçek hayat hikayesi de yazıyorlar ya sanki. Bütün filmlerde aynı şey yazılıyor artık da. Ya biraz abes geldi bana. Bir torpido sahnesi vardı, gördün mü? Görmüşsündür, izledin. Yani o torpido sahnesi biraz bana saçma geldi. Lan Recon'umu sal. O bir tane torpido sahnesi vardı, dedim ne oluyoruz amına koyayım ya. Hızlandırayım ya artık. Saçma sapan bir hal aldı. AI'nin tavırları. Her gün yeni bir uçak çakıyor. Bataryalar da kontra bataryada ve gayet iyi iş yapıyorlar şu an. Ağır ikonum çaktı. Gökyüzünde amansız savaş. Hayda, bir tane fighter'ım çakıldı. Göklerde kartal gibiyim. Otomatik saldırıya aldım uçakları, direkt kendimi uğraşmaktansa onlara bırakacağım mevzuyu. Harbi uçak yağıyor yalnız ha.
Ne oluyor? Ha. Evet, oyun pahalı. Wiederholen Sie, Gefecht start. Otomatik geri mi çekiyor bu? Yere mi saldırıyor? Ne yapıyor ya? Niye fighterların çarpışmıyor bir türlü? Entel Maganda, aleyküm selam yavrum. Teşekkür ediyorum aboneliğin için. Resmen gökyüzü savaşı dönüyor. Geri kalan hiçbir şey önemli değil gibi şu an. Aha, bombardımanlar geliyor. Yapıştır. Yo, kendine iyi bak. Eyvallah, sağ olasın. Ucuz Steel Division benzeri oyun var ya, bu kadar kaliteli grafik falan ama çekin. Neymiş lan? Güzel hava savaşı döndü ya. Havaya bakmaktan yeri umursamadım bile. Aslında yeri komple E'ye verip havadan oynamak keyifli olabilirmiş. Oha! 12 fighter, 3 fighter daha, 8 tane bomber. Bir tane de Recon indirdik. Toplamda 32 tane uçak indirdik. 32 tane uçak. Yok, okey diyemem ona. Ne zaman çıkacağını falan, bir sürü şeye bağlı. Harbi çok iyi vurduk ya. 6 tane topçusunu indirmişiz kontra bataryalarda falan. Laps, 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 laps. Ali olsa da şu laps, laps dese ya. Harbi çok iyi geldi yani. Aha, yine uçak gönderdi buraya. Interception'da 4 uçak daha çaktık. Ha, uçaklarla da cepheye saldırı yapabiliyor. Ha, şimdi değişti işin rengi. Ah siktir, şuradan gelen saldırıya bak. Lan buraya hiç destek koymamış ki. En zayıf yerim burası herhalde yani. Şuraya bak. Işığı gören saldırıya geliyor. Birlikten içinde neler var acaba ya? Şu Fighter Regiment'ı desteğe çağırayım. Başka destek çağıramıyorum o birliğe zaten yani. Bir piyade birliği, bir uçak birliği. Tamamdır. Hepsini ben alacağım ya. Vermeyeceğim de. Biraz korkmuyor değilim. Çok zayıf. Arkadan destek geliyordu oraya ama yeterli olur mu? Ne kadar yeterli olur? Koca harita. Neresini tutacağız yani? Çok iyi döşenmem lazım. Ana yolu bir bunker tutsun. Buradaki ana yolları bir başka bunker. Bunker buraya baksın sapışına. Bir bunker bu yolu görecek. Diğer bunker bu yolu görüyor. Tepelerden bunkerlar şehirleri kessin. Bazen takılıyor bu. Heh.
şehrin dibine siper yapmam anlamsız olur. Aralıklara siperler koyalım hep. Yani. Yok ya, yeri verirsem tutamazsa çok sıkıntı yaşarım çünkü. Gerçi o ace pilot falan bombardıman uçağı da varmış. Fena değilmiş şu an. Ya bir ben yere kurulayım da içim rahat etsin. Öbür türlü etmez gerçekten. Ve has siktir. Bunlar çok zayıf birliklermiş. Vallahi inşallah burayı tutabiliriz ya. Bunlar çömez birlikler. Şu disheartened dediği hani kolay morali bozulan anlamına geliyor. Bunlar patates birlik ya. Uzaktan vurmam lazım. Dur lan ne oluyor? Uzaktan vurmam lazım hep. Yakınlaşmalarına izin verirsek bunlar kaçar gider. Bol MG'yi kullanacağım. Onun yanında kesinlikle kumandan kullanmam lazım. Topçu desteği var mı? Yok. Antitank? Yok. Oh oh oh. Kavga, lan kavga hiçbir çözümü mü? Kavga edip ne yapacaksın ya? Tabii ki konuşacaksın yani. Konuşarak çözeceksin problemleri. Kaçıncı sınıfsın? Tamam, sanırım böyle başlayacağım ya. Şu ace pilotu da çağıralım. Kimmiş bunun ismi yazıyor mu? Ilu yazıyor ama adamın ismi yazmıyor. Bunu birlik dizerken görmüştüm. Kısa bir öğretici. Var bu oyunla alakalı videolarım YouTube'da. Allah bakalım nasıl tutacağız. Tarkistakaa ammukset. On se liikkeellä. Minä varan täällä. Topçu atışı başladı.
Karşının topçusunu delmek için uçak kullanacağım. Başka türlü efektif olabileceğimizi düşünmüyorum. O benim savunmamı kırmak için devamlı şey kullanacak. Topçu. Hızlandırayım biraz. Topçum giderse bu araziyi tutan başka hiçbir anti tank unsurum kalmıyor. Ki o da gidecek yani, çok uzun sürmez herhalde. Güzel. İnmesi iyi oldu. Multi değil. Şu an solo oynuyorum. Devam et de yeni uçak alalım. Tamam, yok ettik gibi onu. Birini yok edeceksin, diğeri geliyor. Hava destekleri yok. Tek avantajım o. Yine havayı ben şey yapacağım. Ama kötü kısmı bu sefer topçum da yok. Bilmiyorum ya, çok saldırdılar zaten. Birlik sayımız az, şeyimiz az, birlik kalitemiz az. Bakacağız. Ne kadar efektif olabileceğiz diye bakacağız. Hava kuvvetinin olmaması benim için çok büyük bir avantaj yalnız. Yani bunu iyi kullanırsam... Atatürk boşuna dememiş, istikbal göklerdir diye. İyi kullanırsak yeriz herifleri. Recon varsa iyi olabilir de, Recon'a da bayağı var. Pinleyip duruyor bunkerlarımı. Bunkerlar pinlendikten sonra geriye çok bir şey kalmıyor. Ya piyadeler de anti tank yapar da. Full push yapsam bitmez. Şöyle bak, şurada dakika yazıyor. 3 bayrağı var. 3 bayrağını da alırsam biraz daha şey yaparım. Azaltırım bitme süresini. O benim full bayrağımı alırsa bitirmiş olur ama oyunu. Ya ona gerek kalmadan da biter yani. Bir recon çıkayım, görmüyorum çünkü nerelerden bombardıman yediğimi şu an. Maksimum hız değildi şu. Afrika yok, hayır. Rus cephesi bu. Ha, karşıdan saldıranlarda da zayıf birlikler varmış. Evet, bütün bombardıman uçaklarını çıkarmışız sahaya. O zaman biraz da fighter. Havan da yapacağım ya. Sağ kanadı havanla tutacağım. Ha, topçum var. Bombalayalım. Topçu kafasını gösterdiği an bombardımanı çakacağız. Başka türlü bombalayacak bir şeyimiz yok. Hazır olmalıyız hep. Valhalla diyor bence, Allah Allah diye, ama bence sen algıda seçicilik yapıyorsun. Bana Valhalla diyormuş gibi geliyor. Fighterlarla, Mighterlarla da vuralım. Defansif atış diyebiliyorum. Fire at will diyeceğim ya. İstediğin an ateş etsin. Ve hedef bulduğunda ateş etsin yani. Beni de buradan mı bombalıyorlar?
Beni ne bombalıyorsa hemen karşılık verelim. Recon'larla da yukarıya şey gibi göreceğiz zaten. Ne var ne yok. Nefes aldığı her yeri göreceğim. Sonra çok uçağa gittik. Bence biraz yer gitsem iyi olacak. Deli gibi piyade akıyor. MG kalmadı değil mi daha? Full normal birlik var. Onda da çok kartım yok. Ama yoğun gelinen noktalara, özellikle buraya çok yoğun geliniyor. Destek gönderelim. Ben Valhalla diye duydum. Gitmiş. Var. Steel Division 1'e göre çok güzel yenilikler var. Yani ben bu şeyi biraz Joh 1, Joh 2 mantığıyla görüyorum. Yenilik farkını aralarındaki. Ama ne var ki, çok pahalı abi oyun yani. Bu kadar para vermek isteyen verir tabii de. Şu hale uçaklarla tarıyorum araziyi anasını satayım. Yetmiyor, piyadeler, MG'ler falan ateş ediyor ama. 180 miydi, 170 miydi, öyle bir şey olması lazım. Nerede uçağımız yok? En sağ kanada uçak yolluyorum, görsün her yeri. Fighter'larla topçulara da sıkalım. Araba taksi. Güzel benzetme. 3 tane bombardıman uçağım var. Gerisi full fighter olduğu için fighterlarla yerleri tarayacağım. NKVD birliği geliyor anasını satayım. Gulağı mı gönderecek? Ne yapacak bizi? Pezevenk ne işin var burada? Piyade ne yapsın? Konlarım geri çekiliyor. İkonlar kalsın ya, havada varsa da. Gerçek. Bir dakika sonra bitiyor zaten. Çok dert edeceğim bir şey kalmadı. Son fırsatını deniyor. Of, çatır çatır. Verebildiğim kadar zarar vermek en önemlisi şu an. Bilmiyorum. Bu. Güzel, güzel. Uçak desteği nimet yani, bayağı nimet. Karşı 185 piyade kaybetti. Ve gerçekten şuraya baktığınızda daha zayıf olamaz burası ya. Hiçbir desteği yok piyade birliği dışında. Çok zayıf başlattı beni oradan. Biraz ibnelik seziyorum orada. Bunun da tur esnasında save alamama çok boktanmış.
Buraya yine bir iki saldırı geliyor. Belki uçak da gelebilir. Emin değilim. Anti-air bataryası çağırırsam C fazında çağırabiliyorum. O yüzden anlamsız anti-air çağırmam. Direkt air çağıracağım. Ama bir adet piyade daha ekleyeceğiz yanına. Ondan sonra air çağıracağız. Neyimiz var? Aha. Bunlar da recon gruplar. Bunda daha çok uçak var. Bu gelsin. Auto resolve demek istiyorum bazen, biliyor musun yani. Hiç böyle içimden gelmiyor. Komple bırakayım ya. Şunu ben alayım. Bunu da E'ye bırakayım. E'ye halletsin ya. Ben havada takılayım. Defansı halledeyim. Bence çok hoş olur. Çünkü bir yerden sonra şöyle bir şey var. Mesela şu an çıkmak istiyorum ama zorla savaş koyuyor. Save de alamıyorsun. Kitliyor yani oyun bir yerde seni ve bazen aynı haritalar çok denk geldi mi de sıkılıyorum yani. Nasıl buldunuz peki? Beğendiniz mi siz şeyin modu? O kadar çok savunma hattı çektim ki bu bölümde. Ezberledim nereye ne çektiğimi adeta. AI ne kadar oralarda oynar bilmiyorum ama. Beğenmediysen beğenmez. Niye gülüyorsun amına koyayım? Beğenmedim. Beğenmeyeceğim de. Beğenmemek istiyorum. Eyvallah, sana da iyi geceler. Yeter bence bu kadar ya. Herhalde daha da kullanmaz evi. Ha, şuraya trenç yapmadık. Tamam, yeter bu kadar. Az siktir, sadece fighter mı var? İyi. Full hız oynayabilirim en azından. Recon desteği de vereyim. Abonelik mi bitti? Geçmiş olsun. İşte buna kaza dedim. Yine hava destekleri yok. Ha siktir, bir şey değil mi? AI'ın bütün cepheye yayılacağını zannetmiştim. Öyle bir şey olmadı. AI buraya yayıldı ve burayı bomboş bıraktı. Bomboş. İşte bu bayağı büyük bir sıkıntı bence. Bunkerlar çok tutamaz çünkü burayı, bu şehri falan bir şeylerin tutması lazım. Ben bütün desteğimi hani genel olarak yaydım her tarafa, her yere AI yayılır diye, öyle bir şey yapmadı ve göreceksiniz yani bu savunma mümkün değil, dayanmaz. Kaybedebiliriz bu savaşı. Bu sefer bombarım da yok. Sıkıntı.
Ayda Autostrike buglanmış. Autostrike diye yolladım, direkt geri kaçtı. Cepheye yeni yolladım, adam kaçtı, iyi mi? Emir veremem ki, ne diyeceğim? Burayı savun desem gitmez ki böyle. Full buraya oynadı. Otostrak'ta sanki saldırıyordu ama. Ya değişmez bir şey. Defense de olsa, atak da olsa değişmez. Bunkerlarımız gitti. Biz yeniliyoruz bu sefer. Çok kötü oldu ya. Geri işgal edecek bir şeyim de yok yani. AI'nin işi fişi çekip bitirmesi lazım işi ama. Eğer buraya asker yollamayacak gibi duruyor. Autostrike diye bir emir var. Otomatik saldırıyor. Autostrike dediğim an geri çekiyor. Yani bari yere saldırt be adam. O da çok kıl. Ah lan bari bir iki piyade birliği çekseymişim, kafama sıçıyor. Bayağı bildiğin çöküş. 22 dakika beklemek istemiyorum. Sen geç diyeceğim. Oto desem daha çok şansım vardı. Savunma hattı burada geniş sayılabilir. Belki döndürürüz orayı. İyi güzel. Sıra bizdeyken save'imi alırım. Piyadeyi şuraya yollayacağım ama şeysiz olacak o. Desteksiz olacak, öyle bir problem var. Buradan da Allah'ını seven aşağıya gelsin. Aşağıda öleceğiz anasını satayım yoksa. Burada çok kalabalığız ya. Tank birliklerini ön cepheye yollayalım da kullanırız.
Niye bu kadar geri taraf kalabalık onu da bilmiyorum. Biraz saçma geliyor bana bu kadar kalabalık olması ama. Buradan mesela saldıramayacaksan burada niye bu kadar piyade birliği var? Çok mu öldürülmemiz, delinmemiz bekleniyor acaba diye düşünüyorum. Tut veya al diyor. Viborg ve La Perenta. La Perenta mı? Neresi? Onu da söyleseymiş. Az siktir. Burada da mı? Ha, siktir. Bu adayı da mı tutmam gerekiyormuş? Alsaydı da diğer yerler neresi ya? La Perenta burası. Buranın düşmesi çok mümkünmüş gibi gelmiyor bana ya. Viborg nerede? Viborg da burası mı? Yo. Şurası o zaman herhalde Viborg. Yo, burası da Pie bilmem ne. Viborg düşmanda mı peki? Aa, burada düşmanda iteceğiz biz. İtmemiz lazım. Az siktir ya. İteceksek abanacağız. Düşsün. Ne yapacaktık? Zaten kaybediyorduk. Fighter bomberlar var da bunlar çok puan istiyor. Onun dışında bir şeyimiz yok. Tamam.